Merhaba arkadaşlar, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugün bu tehlikeli canavarlarla birlikte bir jeneratör yapacağız. Elektrik kesintilerinin had safhada olduğu, savaşların olduğu bir dünyada enerji her zaman ihtiyaç olacak. Gelin biz bu projede nidyum mıknatısları kullanarak bir elektrik motorundan bir jeneratör yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 220 voltla çalışan bir elektrik motoru. Bu motorla biz 20 yıl ömürlü bir jeneratör yapacağız. Nasıl 20 yıl ömürlü derseniz, görmüş olduğunuz lityum pillerin ortalama ömrü 1000-2000 cycle. Biz burada pil yerine süper kapasitör kullanacağız. 2.7 volt 100 faradlık kapasitörleri kullanacağım. Bu kapasitörler minimum 20 yıl ömür sağlayacak bizlere. Yani gücü biz kapasitörlere depolayacağız. Şimdi hemen motorumuzun iç yapısını inceleyelim ve bu motoru jeneratöre nasıl dönüştürüyoruz görelim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir adet rotorumuz, alternatif akımla çalışan bir motor olduğu için standart motorlardaki rotordan görmektesiniz. Bu kısımda ise statorumuzu görmektesiniz. Ortalama tel kalınlığımız 0,50 milim civarında. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 adet bobin bulunmakta. Eğer biz buradaki bobinlere SN şekilde manyetik bir alan oluşturursak bu motoru direkt jeneratöre dönüştürürüz. Biz o zaman buradaki mıknatıslardan hangini kullanabiliriz? Bunları kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi 20 milim çarpı 10 milim ölçüsünde mıknatıslar, yalnız mıknatısların kalınlığı beni tatmin etmeyecek. Gördüğünüz gibi ortalama 1 milim kalınlığında. Burada ise daha kalın mıknatıslarımız var. Ortalama 5 milim kalınlığında mıknatıslarım var. Eğer bu mıknatısları ben rotorumun üzerine SN şeklinde konumlandırırsam buradaki manyetik alanı ne yapacağız? SN şeklinde düzenlemiş olacağız. Hemen rotorumuzu işleyerek işleme başlayabiliriz. Evet, biraz çabaladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi rotorumu şu şekilde işledim. SN şeklinde mıknatıslarımı rotoruma yerleştirdim. Hemen bunu toparlayalım. Daha sonra ise diğer ayrıntılara geçelim. Evet, şimdi ölçüm yapacağız. Bu kısımdan voltu, bu kısımdan ise herzini göreceğiz arkadaşlar. Ortalama 1000 RPM'de süreceğim. Evet, 40 Hz'de ortalama 95 alternatif volt alıyoruz buradan. Bununla kapasitörlerimizi şarj edemeyiz. Bunun için doğru akıma dönüştürmem gerekiyor. Burada bir diyot kullanacağım. Evet, şimdi bu motor alternatif akım üreteceği için alternatif akımı doğru akıma çevirmem gerekiyor. Şu şekilde 4 adet diyotla bu işi yapabiliriz arkadaşlar.
Evet, şu anda doğru akım alıyoruz. Buradaki doğru akımı 2 adet kapasitörümüzü seri bağlayacağız. Yani 5 volt civarında bir gerilim elde edeceğiz. Bunu cep telefonumuzu şarj etmekte kullanacağız. Bir adet USB port artı ve eksi şeklinde bağlayalım. Eksi ucumu kapasitörümün eksi kutbuna. Artımızı ise yine kapasitörün artı kutbuna lehimliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan voltajı göreceğiz. Kapasitörlerimizin nasıl şarj olduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kapasitörlerim şu anda şarj oluyor. Evet, bu aşamadan sonra artık kapasitörler 5.2 volta kadar zaten şarj olabilir. Şu anda şarjı kesiyorum. Evet, şu anda kapasitörlerimiz şarj oldu arkadaşlar. Kapasitörlerin bir özelliği yavaş yavaş deşarj olmaları. Yalnız bu uzun bir süre devam edeceği için artık buradan telefonumuzu da şarj edebiliriz. Şimdi herhangi bir telefonu alalım ve nasıl şarj olduğunu görelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz şarj olmaya başladı arkadaşlar. Şu kısımdansa şarjını görüyorsunuz. Peki bu işlem ne kadar devam edecek? Buradaki kapasitörler deşarj olana kadar bu işlem devam edecektir. Peki bunun devamlılığını nasıl sağlayacağız? Buna küçük bir pervane yaparak telefonumuzun şarj olmasını sağlayacağız. Bakın burada benim yedekte 6 adet daha kapasitörüm var. Bu kapasitörlerle bu devrenin akü bankasını güçlendirebiliriz. Bakın burada telefonumuz bir yandan şarj oluyor. Diğer yandansa kapasitörlerin deşarj olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda evet, deşarj işlemi 4.7 volta gelince deşarj işlemi sonlandı. Telefonum artık şarj olmuyor. Eğer biz tekrardan döndürmeye başlarsak telefonumuz şarj olacaktır. Çevirmeye başladım. Bakın burada voltaj tekrar yükseliyor arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Şu anda tekrar bakalım. Telefonumuz şarj oluyor. Voltaj yavaş yavaş düşüyor. Evet, bu işlemi sahada bir pervane ile yaparak kendi rüzgar türbinimizi yapabiliriz ve acil durumlarda cep telefonumuzu şarj edebiliriz arkadaşlar. İçerisindeki gerilimi şu şekilde görebiliriz. Bakalım ne kadar bir gerilim var. Evet. Artık test yapacağız. Tabii bunu suni bir ortamda yapacağım. Şu şekilde vantilatörümü açacağım. Küçük bir vantilatör. Şu anda rüzgar olmadığı için bununla test edeceğiz. Şöyle bir hareket verelim. Yaklaştıralım şöyle. Şöyle bir hareketlensin. Bu şekilde takacağım. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz şarj olmaya başladı.
Evet, bugünkü projemizde mini bir rüzgar türbünüyle telefonumuzu şarj etmeyi denedik. Benzer projeler için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İstek önerilerinizi bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hoşçakalın.